yenilenebilir enerji, enerji kaynağından alınan, enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenilenebilen enerji kaynağı olarak tanımlarım. Yenilenebilir enerji çeşitleri: güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi. Güneş enerjisi. Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir. Doğal enerji kaynaklarının pek çoğunun kökeni olan güneş enerjisinden ısıtma ve elektrik elde amaçlı yararlanmaktadır. Güneş enerjisi, çevresi temiz bir enerji kaynağı olduğu için fosil enerji kaynaklarına alternatif olacak bir enerji olarak görülmektedir. Peki, dünyada güneş enerjisi kullanımı örnekler nelerdir biliyor musunuz? Güney Kore'de güneş enerji otobanı ve bisiklet yolu vardır. Güney Kore'de otobanın ortasına yapılan güneş enerji paneli ile hem otobanın gece aydınlatılması sağlanıyor, kışın yoldaki buzlanma önleniyor, orta kısımdaki bisiklet sürücülerine ayrılarak yağmur ve hava şartlarından bisikletçiler için koruma sağlıyor, üretilen fazla elektrik kullanım için şebekeye veriliyor. Peki, güneş enerjili arabaları duymuşsunuzdur. Bununla ilgili biraz bilgi verelim. Fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımındaki sebeplerle özellikle pek çok Avrupa ülkesinde artık elektrikli araçlar için harekete geçmiş durumda. Dünyadaki ünlü araba markalarının hemen hepsi artık elektrikli otonom araçlar üzerinde çalışırken hem otomotiv markaları hem de teknoloji firmaları güneş enerjili araçlar üzerinde çalışıyorlar. Peki, güneş enerjili yol duydunuz mu? Bu olayda Çin'de 2 kilometre uzunluğunda yapılan bir yol şeffaf asfalt ile kaplanıyor. Altına da güneş enerji paneller konuluyor. Yani aracınızla gittiğinizde yol aslında güneş enerjisi üreten panellerde üzerinde gitmiş durumda oluyorsunuz. Güneş enerjili uydularımız var. Dünya çevresinde yüzlerce uydunun enerjilerini güneşten sağladığını ve hatta uzaya gönderilen birçok sondanın enerji için yine güneş enerjisini kullandığını hatırlatmış olalım. Hep dünyadan bahsettik. Peki, Türkiye'de bundan örnekleri var mı derseniz, Türkiye'de de Antalya Solar Otobüs Durağı. Antalya'da pek çok otobüs durağı güneş enerjisiyle soğutulup ısıtılabiliyor. Klima duraklar yazın serinletirken kışın soğuktan koruyor. Nusaybin Solar Şarj Bank. Nusaybin Belediyesi hem bölgede dinlenmek hem de dinlenirken telefonları şarj etmek isteyenler için Solar Şarj Bank projesini hayata geçirdi. Rüzgar enerjisi. Güneş ışınları yeryüzüne farklı sıcaklık, basınç ve nem oluşmasına neden olur. Bunlar da yeryüzünün eşit olmayan ısınmasına ve soğumasına sebep olur. Yeryüzünün farklı şekilde ısınması ve soğuması ile ortaya çıkan kuvvetler ise hava hareketlerini meydana getirir. Örnekte gösterildiği gibi. Türkiye'de rüzgar enerjisi genellikle konutların ve bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak için değil, lokal ihtiyaç için kullanılıyor. Bugün Türkiye'de üretilen rüzgar enerjisi 50 bin kilowatt ölçüsünün üzerinde ve bir yıl içinde de bunun 300 kilowatt daha artırılması planlanıyor. Jeotermal enerji. Yerkürenin daha sıcak olan merkezinden yüzeye doğru sürekli akan yerkürenin iç ısısıdır. Dünya genellikle yeryüzü ısı akışı ortalaması 82 miliwatt metrekare olarak kabul edilir. Dünyada jeotermal enerji. Dünya çapında jeotermal enerji kurulu gücü Türkiye ve Yeni Zelanda'da yeni tesislerin eklenmesiyle 14.336 megawatta ulaştı. Geyser Kompleksi, ABD. San Francisco'da toplam 22 santralden oluşan bu kompleks 72 kilometrekare olan alana yayılmış durumda. Geçtiğimiz yaz Kaliforniya'da çıkan yangında 5 santralin soğutma ünitesi ciddi şekilde hasar gördü ve devreden çıktı. Lavello, İtalya. 34 santralden oluşan bu tesis Toskana bölgesinin elektriğinin %27'sini karşılıyor. Peki, Türkiye'deki jeotermal enerji. Türkiye, teknolojik hareketlerin yoğun olduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Ülkemizin her tarafında yayılmış doğal çıkış şeklinde ve değişik sıcaklıklarda birçok jeotermal mevcuttur. Hidrolik enerji. Barajlardaki suyun elektrik üreten santralleri çalıştırmasıyla oluşan enerjiye hidroelektrik enerji denir. Ayrıca hidrolik enerji temiz ve düşük maliyetli bir yenilenebilir enerji kaynağı olması nedeniyle sera gazı salınımı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıcı etkiye sahiptir. Dünyada hidrolik enerji.
Dünya Enerji Konseyi'nin verilerine göre dünyanın hidroelektrik enerji potansiyelinin 1/3'ü geliştirilmiş durumdadır. Yine aynı kurum dünyada 100'ü aşkın ülkenin ciddi hidroelektrik enerji potansiyeline sahip olduğunu açıklamaktadır. Dünyanın en büyük barajı, 3 Boğaz Barajı. 3 Boğaz Barajı, Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Yangtze Nehri üzerinde kurulmuş bir barajdır. Elektrik üretimi açısından ise dünyanın en büyük hidroelektrik barajıdır. Büyük tesis 22.500 MW'a kadar elektrik üretebilmektedir. Türkiye'de hidroelektrik enerjisi. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemli potansiyellerden biri hidroelektrik enerjisidir. Ülkenin brüt elektrik potansiyeli 433 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. Türkiye'deki şu anda yapılmakta olan Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kuruluk gücü 558 MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh yıldır. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise kemer baraj tipi kategorisinde 3. en yüksek barajı olacaktır. Biyokütle enerjisi. Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanması sonucunda meydana gelen biyolojik bitki ve buna bağlı organik madde kaynakları olarak tanımlanır. Biyokütle, çok çeşitli kaynakları içeren, çok yönlü kullanımı olan, çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı, aynı zamanda değerli bir kimyasaldır. Biyokütle enerjiye nasıl dönüştürülür? Güneşten gelen enerji bitkilere aktarılır ve depolanır. Bunlar ısı enerjisini serbest bırakmak ve kazanın içindeki suyu ısıtmak için yakılır. Borular yardımıyla oluşan buhar türbinlere yönlendirilir. Buhar türbinlerdeki kanat ve mıknatıslardan imal edilen jeneratörlerdeki kanatları döndürür. Türbinin dönmesi sonucunda oluşan elektrik enerjisini kullanmak için şebekeye gönderilir. Dünyada biyokütle enerjisi. TES yenilenebilir enerji santrali. İngiltere'nin Middlesbrough yakınlarında TES yenilenebilir enerji santrali inşa ediliyor. Biyokütle ile enerji üretecek olan santralin elektrik üretim kapasitesi ise 299 MW olacak. Yani bu santral 600 bin evin elektrik enerjisi ihtiyacını 24 saat karşılayabilecek kapasitede. Türkiye'de biyokütle enerjisi. Oda yeri çöp gazı santrali biyogaz. Santral 33 MW kurulu gücüyle Türkiye'nin 334. İstanbul'un ise 7. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin en büyük biyogaz tesisidir. Santral konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 71.741 konuttan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimini yapmaktadır. Dalga enerjisi. Dalgalar güçlü ve sınırsız yenilenebilir enerji kaynağıdır. Elektrik üretmek için rüzgar vasıtasıyla dalgalardaki kuvveti kullanan, yakın zamanda geliştirilmiş bir enerji üretim yöntemidir. Hidroenerjiden farklı olarak dalga enerjisi okyanusta büyük denizlerdeki akıntıları kullanır ve baraj veya hızlı hareket eden bir nehir gerektirmez. Dünyada dalga enerjisi. Powerboy dalga enerji santrali. Askeri ve sivil hava araçları ve yüksek teknoloji ürünleriyle tanınan Lockheed Martin, Avustralya açıklarında kurulacak 65 MW dalga enerji tarlasına imza attı. Türkiye'de dalga enerjisi. Zonguldak dalga enerjisi. Zonguldak'ta dalga enerjisinden elektrik üretilmesi için 50 kW pilot dalga enerji santrali kurulacak. 25 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olacak bu tesis Türkiye'de bir ilk olacak. Kaybettiğimiz dünyayı geri almak zor değil. Önemli olan bunun farkında olabilmek.